Merhaba, Esver keçi sütü özlü şampuanı ve Esver mor fön suyunu hep birlikte deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi saçlarım boyadan dolayı çok kuru ve kopmalar meydana geliyor. Şimdi denemeye geçelim. Öncelikle saçımızı ıslatıp şampuan döküyoruz. Benim saçlarım boyalı olduğu için ben her yıkamada saç kremi kullanmak zorunda kalıyorum. Ama şampuanın etkilerini daha detaylı görmek için bu yıkamada kullanmadım. Saçlarımızı iyice köpürtüyoruz. Sonrasında saçta 2 dakika kadar bekletiyoruz ki şampuan iyice etkisini göstersin. Daha sonra durulama işlemine geçiyoruz. Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamamaya özen gösterin. Durulama esnasında saçınızı iyice arındığına ve temizlendiğinden emin olun. Saç derimin gerçekten çok rahatladığını hissediyorum. İçindeki vitaminler sayesinde saç derisindeki kaşıntıyı ve tarihi önleme özelliği de bulunuyor. Havlu yardımıyla mümkün olduğunca saçınızın ıslaklığını almanız gerekiyor. Çünkü fön suları ıslak saça uygulanmamalı. Şimdi tarama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi saçım asla taranmıyor. Sarı saçtan vazgeçemeyenlerin de bildiği gibi saç ıslakken kopma ve taranmama durumu daha fazla meydana geliyor. Bunun için Esver çift fazlı mor fön suyunu kullanacağım. Ürünü saçımıza sıkıyoruz. Sıktığımız andan itibaren zaten yumuşaklık kazandırıyor. Masaj yapar hareketlerle saça yediriyoruz. Yine 2 dakika kadar saçın emmesini bekliyoruz. Sonrasında saçlarımızı tarıyoruz. Gördüğünüz gibi etkisini hemen gösteriyor ve saçlarım çok kolay şekilde taranıyor. Esver mor fön suyunun ısı koruma özelliği sayesinde saçlarıma rahatça şekil veriyorum. Bu işlemi düzleştirici veya maşayla rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi saç rengim Esver mor fön suyu sayesinde daha eşit ve soft bir renge ulaştı. Saçlarımı uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yumuşak ve canlı görüyorum. Saçta inanılmaz bir koku bırakıyor. Ben bayıldım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.